Ensenin üst kısmında yer alan beyincik, görünüş olarak minyatür bir beyni andırır ve beynin onda biri ağırlığındadır. Vücuttaki tüm denge ve hareketlerin koordinasyonunu beyincik sağlar. Hareketlerin düzgün yapılıp yapılmadığını denetler, eğer düzgün yapılmadıysa gerekli ayarları yapar. Hangi kasların hangi sırayla kasılacağını belirler. Beyinciğin dengeyle ilgili bölümü vücudun duruşundan sorumludur. Biz farkında olmadan hareketimiz esnasında bedenimizin pozisyonu en ideal duruma getirilir. Sürekli olarak değişen pozisyonlara göre denge her seferinde yeniden sağlanır. Örneğin odanıza giderek masaya doğru ilerlediğinizi ve sandalyenizi geriye doğru çekerek oturduğunuzu düşünelim. Bu esnada aslında birçok karmaşık işlemi aynı anda gerçekleştirirsiniz. Otururken dizlerinizi, sırtınızı ve belinizi belli bir açıya göre bükersiniz. Bu hareketlerinizin her biri farklı bir açıyla yapılır. Fakat siz bu eylemleri yaparken hiçbir zaman için acaba belimi kaç derecelik açıyla bükmeliyim diye düşünmezsiniz. Çünkü bunların hepsini beyincik sizin için ayarlar. Peki beyincik olmasaydı insan nasıl bir yaşam sürerdi? Dengeli bir şekilde yürüyemez ve oturamazdı. Gözler odaktan sekerdi. Eller hedefi şaşırırdı. Sendeleyerek yürürdü. Ortalama 60-70 kilogram ağırlığındaki bir insanın sağa sola devrilmeden iki ayağı üzerinde yürümesi ve hatta koşması oldukça zordur. Bilim adamları ürettikleri robotlara bu hareketlerin ancak sınırlı bir bölümünü yaptırabilmektedir. Hiçbir robot henüz insan gibi esnek ve kolay bir şekilde hareket etmeyi başaramamıştır. Hareket etmek bir yana, cansız bir eşyayı dengede tutabilmek için bile bazı hesaplamalar gerekir. Örneğin, küçük bir insan heykelinin dik durabilmesi için mutlaka ayaklarının altına konulacak düz bir desteğe ihtiyaç vardır. Ayrıca bu destek, heykelin büyüklüğüyle de orantılı olmalıdır. İnsansa, emeklemeyi bıraktığı andan itibaren ayakta durabilir ve bir an bile bunun nasıl olacağı endişesine kapılmaz. Çünkü hareket etmeye başlar başlamaz vücutta sürekli bir bilgi akışı gerçekleşir. Gözler ve kulaklar başta olmak üzere vücudun her yerinden beyinciğe uyarılar gider ve bu uyarılar an be an değerlendirilir. Yapılan ince ayarlar sayesinde hiçbir teknolojiyle kıyaslanamayacak şekilde trilyonlarca işlem büyük bir düzen içinde gerçekleştirilir. Şimdi beyinciğin yapısına ve çalışma sistemine yakından bakalım. Beyinciği oluşturan hücreler Purkinje hücresi olarak isimlendirilirler. Bu hücreler beyni oluşturan hücrelerden farklıdır. Her bir Purkinje hücresi daha küçük yapılar olan granül hücrelerle 150 ila 200 bin bağlantı yapar. Beyinciğin büyüklüğünün beynin onda biri olduğu hatırlanırsa, bu kadar çok bağlantının böylesine küçük bir alanda gerçekleştirilmesindeki mükemmellik açıkça ortaya çıkmaktadır. Beyincik ve omurilik soğanında bulunan denge oranı, vücudun dengesini sağlamak için birlikte çalışır. Bu organlardaki hücreler yapılacak hareketin hızını ve yönünü tayin ederler. Vücudun bir sonraki şeklini önceden planlayarak yeni durumda dengenin korunması için gerekli kaslara kasılmalarını emreden bir sinyal gönderirler. Bu işlemler o kadar süratli gerçekleşir ki insan vücudu bir durumdan bir başka duruma birkaç milisaniye gibi kısa bir sürede geçebilir. Eğer bu hesaplamalar olmasaydı ya da herhangi biri hatalı yapılsaydı insan dengesini koruyamaz ve her hareketinde yere yuvarlanırdı. Voleybol oynayan birini düşünelim. Bu kişi oyun süresince bütün dikkatini kendine doğru gelen topa ve o topla temas edecek olan ellerinin ve kollarının duruşuna verir. Bu sırada vücudunun hangi pozisyonda durması gerektiğini düşünmez. O andaki dengesinin korunmasını ve bir sonraki hareketi için hangi kaslarını kasması gerektiğini aklına bile getirmez. Tüm bu hesaplamaları beyincik onun için yapar. Oyuncunun en iyi pozisyonda en etkin vuruşu yapabilmesi için kaslara sürekli olarak emirler gönderir. Bu hesaplamaları
insanın bilinçli olarak kendisinin yapması gerekseydi, voleybol oynarken konsantre olamaz ve hiçbir faaliyeti kontrolü altında tutamazdı. Daha doğrusu hiçbir zaman voleybol oynayamazdı. Bugün sahip olduğumuz bilim ve teknolojinin ulaştığı düzey bile bu sistemin çalışmasındaki detayları henüz tam olarak çözememiştir. Mükemmel bir tasarıma sahip olan bu hareket sistemi, Allah'ın yaratmasındaki üstün sanatın örneklerindendir. Her bir hücre, Allah'ın kendisine yüklediği görevi, onun emirleri doğrultusunda eksiksizce yerine getirmektedir. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur: "Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz O, işlediklerinizden haberdardır."